A ve B birer pozitif tam sayı olmak üzere parantez içinde 8A artı 4 çarpı parantez içinde 8B artı 10 çarpımının 16 ile bölümünden elde edilen kalan kaçtır? Bu soruda iki tane yöntem var. Birincisinde uzun yoldan yaparız. 8A artı 4'ü 8B artı 10 ile çarparız. Ve dolayısıyla 8A çarpı 8B artı 8A artı 10 artı 4 çarpı 8B artı 40 diyerek buradan bir şey çıkartmaya çalışırız. Muhtemelen orada da bir şeyler 16'nın katı olduğu için onların kalanı 0 deriz. Yani şöyle bir ifade gelecek atıyorum 16A. Dolayısıyla A ne olursa olsun 16 ile çarpılınca kalanı 0. Bunu silip 0 yazacağız. Ama uzun yol. Onun yerine şunu kullanacağız. Bize verilen şartlar ne? A ve B'nin birer pozitif tam sayı olması. Birbirinden farklı bile demiyor. Birer pozitif tam sayı. Yani bire bir olabilir. Şıklar ne? 0, 4, 6, 8, 12. Yani şıklar A ve B'ye bağlı değil. Yani A ve B ne olursa olsun cevap böyle çıkacak. Yani şıklarda 2A artı B gibi bir şey de yok. Dolayısıyla ben A'ya 1, B'ye 1 veriyorum. 8 çarpı 1, 8 artı 4, 12 çarpı 8 çarpı 1, B'nin 1'i 8 artı 10, 18. Bunun 16 ile bölümünden kalana bakacağım. 12 ile 18'i pratik yoldan şöyle çarpabilirim. Bunu aklımdan da yapabilirim. Yapabiliriz. Yani yazıyorum ki rahat görürsün. 18 ile 10 ve 2 çarpıp toplayacağım. 18 ile 10'u çarpmak kolay. Yanına bir sıfır ekledim. 180. 2 ile çarptım. 36. Üstüne ekledim. 216. 216'nın 16 ile bölümünden kalan nedir diye baktığımda 1, 16, 56, şuradan 3, 48, kalan 8. Dolayısıyla cevap 8. Bunun yerine herhangi bir sayı verseniz, yani 3 ile 4'ü de verseniz işlem uzar ama sonuç aynı olur. Peki neyi göreceğiz burada? Bu soruyu hani sayı vererek çözme diye basitleştirmeye yanlış bence. Çünkü aslında zaten şunu görmemiz lazım. Elimizde bir matematiksel ifade var. Bu matematiksel ifadenin sonucunun verilen A ve B'ye bağımlı olmadığını şıklardan görmemiz lazım. Dolayısıyla onlar belli ki gidiyor. Dolayısıyla bizim A ve B'ye herhangi bir istenilen şartta yani pozitif tam sayı vermemiz durumunda sonuç çıkacak. Cevap Denizli oluyor.